İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır surlarında temizlik ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nden Lübnan'a özel yardım uçuşu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nde OHAL bir ay uzatıldı. Beyrut'ta gerçekleşen korkunç patlamada ölen Ermenilerin sayısı 11'e yükseldi. Cavakın Aragva köyü köprüsünün inşaatı tamamlanacak. Kimliği belirsiz kişiler Suriye'deki Amerikan askeri üssüne ateş açtılar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Filarmoni Orkestrası Beethoven'in tüm 9 senfonisini seslendirip videoya kaydedecek. Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır kentinin UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tarihi surlarda restorasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Surlarda iki türlü çalışma yapılıyor. Birinci aşama Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından burçlarda yapılan temizlik çalışmaları. İkinci etapta 17 burcun daha temizlenmesi hedefleniyor. Daha sonra restorasyon işine başlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan'ın açıklamasına göre Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından Lübnan'a gönderilecek özel acil durum uçuşu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek. Avinyan yaptığı açıklamada hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu akşam programı tamamlayacağız. Günün sonunda ofisimizde ele alınan seçenekler kesinleşmiş olacak ve uçuş cumartesi günü düzenlenecek dedi. Başbakanın basın sekreteri Mane Gevorkyan ise yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin kardeş Lübnan'a yardımda bulunmak amacıyla Lübnan hükümeti ve yerel yönetim başkanlarıyla sürekli ilişkide bulunduğunu ifade etti. Başbakan yardımcısı ve OHAL Başkanı Dikran Avinyan, OHAL oturumundan sonra gerçekleştirdiği briefing sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde OHAL'in son olarak bir ay daha uzatıldığını ifade etti. Avinyan'ın açıklamasına göre bir dizi engeller hafifleyecek. O, özellikle yabancı vatandaşların ülkeye girişi, mal ihracatına getirilen kısıtlamalar, mitingler düzenleme konusu, halka açık etkinlikler düzenlenmesi konuları gözden geçirilecektir, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde OHAL durumunun ilk olarak 16 Mart'ta ilan edildikten sonra birkaç kez uzatıldığını hatırlatalım. Zareh Sinanyan'ın açıklamasına göre Beyrut'ta 4 Ağustos'ta gerçekleşen korkunç patlamada ölen Ermenilerin sayısı 11'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise birkaç onlara ulaştı. Şu andan itibaren ölenlerin sayısı 1371, birkaç düzine insan ise kayıp. Yaralıların sayısı 5000'i geçiyor. Sinanyan şöyle dedi, müdürlüğün ofisi ve ben şahsen Beyrut'taki durum ve ihtiyaçların ön değerlendirmesini yapmak için Lübnan Ermeni toplumunun temsilcileri, düzinelerce eğitim, sağlık, yardım ve medya kuruluşu temsilcileri ve Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Vahagın Atabekyan ile temasa geçtim. Topluluktan alınan bilgilere göre toplumun şu temel ihtiyaçları var. Tıp, özellikle kronik hastalıklar için. İlaç sağlama veya satın alma konusunda yardım, temel yiyecek ve su, dairelerin, dükkanların, kiliselerin, Ermeni nüfuslu bölgelerdeki kamu merkezlerinin yenilenmesi için mali destek, geri dönüşüm sürecinin kolaylaştırılması. Armen Press'in bu konuda bilgilendirdiği Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu'nun web sitesinden edindiği bilgiye göre Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu Lübnanlı Ermenilere acil yardım sağlamak için özel bir hesap açtı. Jinews.g adlı sitenin belirttiğine göre geçen yıl Ahalkalak bölgesindeki Aragva köyünde başlayan köprünün inşası devam ediyor ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Aragva'da geçen yıl başlayan köprümün yapımına köye yardım programı çerçevesinde devam edilecek ve köye yeni spor malzemeleri alınacak. Bu yıl 2019'da olduğu gibi Aragva köyü köye yardım programı kapsamında 16 bin gel yardım aldı. Belediye başkanının Aragva köyündeki temsilcisi Hazaros Hunanyan'a göre geçen yıl olduğu gibi bu yılda köyün parası köprünün inşaatı ve spor malzemeleri satın almak için harcanacak. Köprünün inşaatı yeterli kaynak olmaması nedeniyle geçen yıl tamamlanamadı. Suriye'nin Al-Vatan gazetesinin yazdığına göre Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Hasake eyaletinde yasa dışı konumlanmış olan Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü roket ateşine hedef oldu. Gazetenin bildirdiğine göre Al-Şadadi şehrinde bulunan askeri üsse kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu.
Son aylarda medya, Suriye'nin Hasaka ve Deir ez-Zor eyaletlerindeki bilinmeyen birimler tarafından Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine düzenli saldırılar düzenlendiğini bildiriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası benzeri görünmemiş ölçekte bir program gerçekleştiriyor. Orkestra Beethoven'e Haç Yolculuğu adlı festival çerçevesinde dahiyane besteci Ludwig von Beethoven'in 9 senfonisinin tamamını Avrupa'dan davet edilen tanınmış ses yönetmeni Everett Porter yönetiminde kaydedecek ve video çekimi gerçekleştirecek. Porter, dünyanın en iyi orkestra şefleri, solistleri, gruplarıyla işbirliği yapıyor ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası tarafından son günlerde gerçekleştirilen Haçaturyan'ın İkinoğlu ve Çaykovski'nin Altınoğlu senfonilerinin kayıtlarını dinledikten sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin orkestrası için Beethoven'in senfonilerinin tüm kayıtlarını yapma ve videoya çekme arzusunu dile getirdi. Bu durum Ermenistan Cumhuriyeti ve orkestra için gerçekten büyük bir onurdur. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve baş maestrosu Edvard Topçian, bunun Ermenistan Cumhuriyeti'nin müzik tarihinde benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve baş maestrosunun sözlerine göre, Beethoven'e Haç Yolculuğu adlı festivalin hazırlık çalışmalarına daha 1,5 yıl öncesinden başlandı. Birçok tanınmış solist ve orkestra şefi festivale katılacaktı. Ancak şu anda en gerçekçi versiyon senfonilerin kaydıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mro adlı Ermeni Ulusal Şarkı Sanat Merkezi'nin seslendirdiği Tebivan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.